Merhaba, bugün sizlere 2015 yılından bu yana tam 5 sezondur devam eden yüzlerce buluşmada binlerce eğitimciye dokunduğumuz ve sayılamayacak kadar çok deneyim biriktirdiğimiz öğretmen kulübünü paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben Yusuf, kişisel çabalarla başlayan ve son 2 yıldır da 10 kişilik bir ekibin ortak aklıyla yürüyen öğretmen kulübünün nasıl kocaman bir sosyal girişime dönüştüğünün macerasını bugün sizlerle paylaşacağım. Bu bizim vizyonumuz. Olabildiğince yalın tutmaya çalıştık ve tam bir ortak akıl ürünü. Baktığımızda hedef kitlemiz bizim yaşam boyu öğrenme merakı taşıyan ve aynı zamanda eğitimi kendine mesele edinmiş kişiler. Biliyoruz ki bir öğretmen ne kadar fazla ve farklı alanda deneyim biriktirirse o kadar mesleğine renkli, yenilikçi ve yaratıcı bir tarafa sahip olabilir. Ve bir de bu deneyimleri, biriktirdiği deneyimleri paylaşarak çoğaltma kültürü öğretmen kulübünün en temel ilkesi olarak karşımızda duruyor. Topluluk olmak, birlikte öğrenmek ve paylaştıkça büyümek çok önemli. Bizler de farklı deneyimlerden gelen kişiler olarak öğretmen kulübünün yürütücü rolünü üstlendik. Ve son 2 yıldır etkinlikleri bu ortak akıl ile tasarlıyoruz. Kurduğumuz bu sistemik yapı açıkçası en gurur duyduğumuz tarafımız. Bu bizim çalışma modelimiz ve ulaştığımız sayılar. Son 5 yılda 180'e yakın buluşma yaptık. Her cuma akşamı bir araya geldik. 200'den fazla deneyimli konuk misafir ettik. 2000'den fazla eğitimciye dokunduk. Ve kendi aramızda 300'den fazla konu konuştuk ve uygulamalar yaptık. Biriken deneyimlerimiz ile işbirlikleri yapmaya başladık. Bu görsel, az önce gösterdiğimiz görselin arkasındaki daha karmaşık olan model. Sistem Düşüncesi Derneği ile işbirliği yaptık ve yürütücü ekibimizin ortak aklı ile birlikte modelleme yöntemini kullanarak bu modeli geliştirdik. Öğretmen kulübünün temel dinamiklerini ve bu dinamiklerin birbiri arasındaki ilişkileri gerçekliği ortaya koyduk. Şimdi size 4 farklı tipte olan etkinliğimizden bahsetmeye çalışacağım. İlki, çözüm ortaklarımızdan da biri olan aynı zamanda Zigzag grubun çalışma ofisinde en fazla 25-30 kadar kişiyle bir araya geldiğimiz buluşmalarımız. Biz bunlara butik buluşmalar adını veriyoruz. Her cuma akşamı bir araya geldiğimiz yürütücü ekibinden birinin kolaylaştırıcılığında gerçekleşen ve her buluşmada da iki farklı paylaşımın yapıldığı çok basit bir model. İlk bölümde dışarıdan alanda deneyim biriktirmiş bir kişi ya da kurumu misafir ettiğimiz, ikinci bölümde de mutlaka aile üyelerimizden birinin kendi kişisel ya da mesleki deneyimini paylaştığı bir modelde gerçekleşiyor. Bir diğer formatımız ise 5'te 3'lük buluşmalar. Çözüm ortaklarımız arasında yer alan Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Eğitim Kooperatifi işbirliğiyle düzenlediğimiz bu buluşmalar bir kültür merkezinin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Adının 5'te 3'lük buluşmalar olmasının ise sebebi çok basit. 100. buluşma ve sonrasında bu format hayatımıza katıldı. 100'ün üzerine her 5 haftada bir, 105, 110 ve 115. buluşmalarda dış mekanda bir kültür merkezinde daha büyük bir tasarımla bir araya geldiğimiz buluşmalar. Üçlük dememizin sebebi ise bu 5 haftada bir araya geldiğimiz buluşmalarda 3 farklı konu da 3 farklı kişi ya da kurumu misafir ettiğimiz yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ya da ticari işletmeler gibi ve bunların hepsini de umut verenler etiketiyle gerçekleştirmeye başladık son 2 yıllık buluşmalarımızın içerisinde. Ve tabii 5. sezonumuzun ortalarına denk gelen Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan, bütün dünyayı etkileyen bu pandemi sürecinde etkinliklerimizi iptal etmek yerine çevrimiçi araçlarla yapmaya devam etme kararı aldık. Tabii ki bu buluşmalar hiç de beklemediğimiz bir etki yarattı. Türkiye'den ve hatta dünyadan farklı ülkelerden konukları misafir edebildik, katılımcılarımız oldu. Açıkçası sosyal etkimize çok ciddi de bir katkısı olduğunu düşünüyoruz bu etkinin. Bir diğer ürünümüz açık atölye. Buluşmalar dışında daha uzun soluklu zaman geçirebilmek ve daha derin çalışmalar yapabilmek için ortaya çıktı. Yine tamamen gönüllü rehberler, kolaylaştırıcılar ve katılımcılardan oluşuyor. Sosyal medya hesaplarımıza yaptığımız çekilişlerle katılımcılarımıza giriş biletleri veriyoruz. İlgili gün ve saatlerde bir araya gelip açık atölyelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bir diğer ürün bültenlerimiz. Biriktirdiğimiz deneyimlerimizi özetleyecek ve içerikleri ve çevremizde yaşanan eğitim odaklı gelişmeleri aktarabileceğimiz yine gönüllülerden oluşan bir ekiple bültenler tasarlamaya başladık. Her ay dijital ortamlarda tasarımlarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sosyal medya kanallarımızda ve web sitemiz üzerinde de bu deneyimlerimizi sosyal dünya ile paylaşıyoruz. Farklı zamanlarda ve biriken deneyimlerle farklı kurumlarla işbirlikleri yapmaya başladık. Bu işbirliklerimiz de devam ediyor. Sosyal etkimizi artıracak, birlikte öğrenme deneyimlerimizi güçlendirecek ve stratejik modelimize uygun her türlü işbirliğine de her zaman açık olduğumuzu söylemem gerekecek. Özetle 2015 yılından bu yana tamamen sosyal gönüllü çalışan öğretmen kulübünü sosyal öğrenme ortamı ve organizasyonu olarak tanımlayabiliriz. Yaptığımız her şey şeffaf ve açık kaynak.
Bize her türlü iletişim kanalımızdan ulaşabilirsiniz ve bugüne kadar yaptığımız her türlü çalışmayı oralardan izleyip inceleyebilirsiniz. Umarız bir gün bir yerlerde tekrar yollarımız kesişir. Herkese çok sevgiler.